TÜBİTAK SAGE tabii birçok mühimmatın yerli ve milli olarak geliştirilmesini sağladı. TÜBİTAK SAGE milli savunma için milli ARGE diyen bir kurum. 2023 yılında yine çok önemli, bilinen bilinmeyen bazı projelerimiz son safhaya gelecek, teslimatlar yapılacak. Çok önemli bazı projelerin önemli sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıldığını göreceğiz. Daha önceki yıllarda yaptığımız bazı geliştirmelerde ister istemez bazı testler için yurt dışına gitmek zorunda kalıyorduk. Ama şu an geldiğimiz noktada birçok altyapı hem Türkiye'de hem de TÜBİTAK SAGE'de gelişti. Bu test altyapıları sadece TÜBİTAK SAGE'nin kendi geliştirdiği sistemlere değil, savunma sanayimizin diğer kuruluşlarına da hizmet vermekte. Hatta yurt dışına da hizmet vererek bir yandan da bir ihraç imkanı sağlayan altyapılar olarak gelişmeye de devam ediyor. Bazı altyapılarımız da şu an kurulumu devam etmekte. Birkaç sene içinde onların da müjdesini paylaşacağız ve Avrupa'da hatta dünyada sayılı bazı altyapılar sadece TÜBİTAK SAGE'de ve Türkiye'de işler hale gelecek. Habras, Karapınar Habras'ta bir raylı sistem altyapımız var. Bu Türkiye'de tek, Avrupa'da da sayılı bir altyapı. Türkiye'nin zaten ilk rüzgar tünelinin operasyonları hala TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülüyor. Ve Türkiye'nin ilk transonik dediğimiz hem ses altı hem geçiş hem de ses üstü hızlarda hizmet verecek yüksek hızlı rüzgar tünelinin yapımı da yine TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülüyor. Birkaç yıl içinde de inşallah açılışını hep beraber göreceğiz. İkna edilmişlerle yola çıkılmaz, inanmış bir ekiple yola çıkılır. TÜBİTAK SAGE'de de gerçekten inanmış, vatanını seven ve bu uğurda çok büyük fedakarlıklara katlanan değerli bir ekip var. Hem genç mühendislerimiz hem tecrübeli mühendislerimiz burada çok büyük özveriyle gecelerini gündüzlerine katarak yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bazen TÜBİTAK SAGE içinde, bazen haftalarca, aylarca çeşitli test altyapılarında gece gündüz birbirine karışmış halde yoğun bir emekle çalışılıyor. Ama tabii bütün bunların altında vatan sevgisi ve inanmışlık var. Biz şu an Türkiye olarak savunma sanayinde Süper Lig'de yer alan bir takımız. İnşallah önümüzdeki devam eden, bilinen bilinmeyen projeler tamamlandığında Türkiye, dünyada savunma sanayinin Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir ülke olacak.